bir ikili mücadelede yere düşen futbolcu, topu kaybeden futbolcu da hayvan. Futbol bir temas oyunu. Yani sana değmeden, sen bana değmeden. Tabii. Nasıl kafadan yerden bir ikili mücadeleye girer? Tabii temas olacak. Ama bizde kaybeden kendini yere atıyor. Yere atarken de ya gözünü tutuyor ya ayak bileğini tutuyor. Çünkü bu ikisi işte o yıldızları koruma şeyinin, düşüncesinin ürünü. Aşil tantonunu ve gözünü adamın sakatlarsan futbol hayatı biter. Bitmesin diye konmuş, bunlara kart gösterin diyor hakem. İFAP. Onun için de gözünü ya da ayak bileğini tutarak kendini yere atarken bir yandan da çığlık atıyor ki hakem sesini duysun ve dönsün baksın. Adam yerde gözünü tutuyor, adam yerde ayağını tutuyor. Nihat Özdemir'in en büyük yanlışı bu oldu. Süper Lig'in sahtekarlar ligine dönmesine seyirci kaldı. Şıp diye keserdi. Şıp diye. Ama belki de yanındakiler aman biz bu işe girmeyelim dedirtler. Adamı bitirdiler. Ki siz ikinci yarı başlarken bu ekrandan da uyarmıştınız sahtekarlara dikkat. Evet. O fazla takla atanlara hakemler dikkat etsin bakacağım diye. Yani bakmaya bile gerek yok. Daha ilk haftada yaşadık hepsini. Efendim çok basit. Şunu da söyledim. Bana bir hafta yetki versinler. Ben bu işi kökünden hallederim. Çünkü VAR'ı UEFA ve FIFA mecburi hale getirmedi. Federasyonların kendilerine bıraktı. Deneyin. Nasıl deneyeceklerini de hatta kendilerine bıraktı. Diyecekti ki uçurulur katarak elini içime döverek ben ölüyorum diye ayağını tutarak gözünü tutarak yere attığı zaman biri kendisini var çağıracak hakem. Görecek ki %95'inde %5'inde değil, %95'inde tuttuğu yere temas bile yok. O zaman adamın amacı sadece hakemi değil, o maçı seyretmek için ekran başında toplanmış milyonları da aldatmak. Ha arkadaş, senin bu sahada futbol oynama hakkın yok, kırmızı kart. Kırmızı var çağırıp temas olmadığı halde oraya temas numarası yapmanın cezası kırmızı kart. Sarı da değil. Hadi bakayım. Hadi bakayım bir yapsın. Ama işte Rıncal abi hangi hakemlerle? Bu hafta gördük ki saha içerisindeki 4 hakem, VAR'daki hakemlerle birlikte toplam 7 hakem en direkt vuruşta kuralı bilmiyormuş Trabzonspor Beşiktaş maçında. Hep birlikte gördük. Bu hakemlerle. Şimdi adam kendini yere atıyor. Hakem numara yaptığını bildiği için yerde kıvranıyor adam. Maçı devam ettiriyor. Güzel. Yemedin. Ama sonra oyun durduğu anda, adam ayağa kalktığı anda seni kandırmaya çalışan ve kandıramayan adama ceza versene. Böyle bir yetki de var. Tabii, ceza versene. Arkadaş, sana dokunan bile olmadı, ayağını tuttun, gözünü tuttun. Yemezler, al sana sarı kart. Hadi göreyim bakayım. Doğru. Yutmadım diye oyunu devam ettiriyorsun. Ama sana yutturmaya kalkan adama yutturma cezası vermiyorsun. O zaman sen de ben de rahatlıkla kendimizi yere atarız. Yutturursak penaltıyı da alırız. Rakibe sarıyı, ikinci sarıyı da aldırırız. Yutturamazsak bir şey yok, kaybedeceğimiz. Nasıl olsa cezam yok. Yutturursan rakibe cezası var. Yutturamazsan bana ve benim takıma cezası yok. Oh ne güzel ya. Ne güzel. (Gülüyor)
Şimdi şurada banka soyalım. Cezası yok. O banka her gün soyulmaz mı? Tabii. Cezası yok. Yakalasan bile cezası yok. Gerçekten enteresan. Bu haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi Valerian İsmail'in neler yapacağıydı. Sizden geçen not aldım, ben onu çok merak ediyorum. Beşiktaş'ı yeni teknik. Şimdi medya çok beğendi çünkü. Genel olarak ben de beğendim. Şöyle beğendim. Bizim medya dediğim gibi korkakları ve korkak taktikleri çok sever. 4 tane bek, önüne 2 tane ön libero adıyla 2 stoper daha koyarsan vay bravo. Üçlü savunmadan nefret eder. Çünkü üçlü savunma 2 beki 2 forvet gibi kullanmak amacıyla düşünülmüş bulunmuş bir savunma şekli. Sahaya bir takım çıktı. 3 tane stoper var. 2 bek var. İkisi de Türkiye'de forvet gibi oynayan 2 bek. Vay dedim ya. Bu Türk spor medyasına meydan okuyan bir oyun düşüncesiyle sahaya çıkıyor. Çünkü elinde doğru adamlar var. İcabında sağ açık gibi oynayacak sağ bek var. İcabında sol açık gibi oynayacak sol bek var. 3 tane de stoperi var. Bu adam üçlü oynamazsa kim oynar üçlü? Tek şeyi 3-5-2'den tek farklı düşüncesi 3-5-2 değil 3-4-2-1 oynamaz. Hı hı. Bunun iki sebebi var. Mantıklı ve makul. Bir, orta sahayı kalabalık tutuyor 4-2 ile. 6 kişi. Yani aslında 3-6-1 gibi de düşünebilirsin. Ki Türkiye'de, Türk futbolunda birazcık izleyen herkes görüyor ki en kolay geçilen yer orta saha. Oysa oyunun başladığı bittiği yer orta saha. Orta sahaysan kolay geçeceksin, hızlı geçeceksin ki rakibi avlayasın. Ama rakibin hızlı geçmesine izin vermeyeceksin. Bu çok zor bir iş. Doğru. Onun için 3-5-2'yi 3-6-1 diye düşünmüş olabilir. 2 o 3-6-1'in biri dahi elinde yok doğru dürüst. Yani işte Batshuayi'nin neler yaptığını, daha doğrusu neler yapamadığını bütün dünya gördü. Sen bir tane santrfor yokken elinde 3-5-2 oynamaya kalkarsan olmaz. O zaman topu ileride tutabilecek, orta sahayı da kolay geçilir olmaktan kurtar. Çünkü orta saha kolay geçildiği zaman sen kanatlardan ikili hücum yapıyorsun. Beklerin sağdaki ya da soldakinden biri muhakkak ileride. Rakip orta sahayı kapar kapmaz orta sahayı hızlı geçerse o kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan tabii hücumlar başlatabilir. Onun için orta sahayı da güçlendirmen lazım. Yani baktığım zaman adamın sahaya çıkardığı 11 gayet şey, mantıklı. İkinci aşaması hocanın oyunu izlemesi ve okuması. Çünkü dünyanın her yerinde olan bir laftır bu. Evdeki hesabın çarşıya uyup uyumaması. Ve senin büyüklüğün evdeki hesap çarşıya uyduğu zaman değil, uyumadığı zaman anlaşılır. Evdeki hesabı 40 kişi bir araya gelip de yapabiliriz biz. Ama sahanın kadar da tek başınız. Bakıyorsun ki o hesap uyumamış. Şurada da 8-9 kişi oturuyor. Orada zayıf gördüm. Hocayı.
Ama zayıf diye hüküm veremedi. Çünkü adam Beşiktaş'ta topu topu bir hafta antrenman yapmış. Ya senin elinde işte pozisyona giriyorsun, gol atamıyorsun. Senin elinde Güven gibi bir genç var. Onu nasıl almazsın oyuna diyemedim. Biraz daha süre lazım diyelim, evet. O zaman Valerian İsmail'i. Evet.